siz biraz önce söylediniz bazı değerlendirmelerini. Ben daha ilerisini söyleyeyim. Aynen şu ifadeyi kullanıyorum. Sizi temin ederim diyor. Bu reform gerçekleşirse ABES standartlarının üzerinde bir yargımız olacak bizim diyor. Şimdi evet. Neden bugüne kadar yapılmadı? Şöyle, neden yapılmadı? Belki bugün önümüzdeki dönemde de zorlanacaklar. Yani şu, bakın, yargı, Cumhurbaşkanı'nın o ifadesi çok önemli. Türk milleti adına karar verecek bir yargıdan bahsediyor. Bizim yargımıza el gezeli attı. Bir dönem Moğoltay yargısı vardı ve maalesef belli bir grup yargıya çöreklenmişti. Daha sonra işte FETÖ oynadı. Yani yargıyla çok, yargıya çok fazla müdahaleler oldu. Mesela ben kendi başımdan geçen bir olay anlarım. Çok basit bir yazı yazdım. Yazıdan dolayı bir milletvekili gitti, kendisine hakaret edildiğini iddia etti ve mahkemeden karar çıktı. Benim tazminat ödemeye mahkum edildim. Daha sonra Yargıtay'a gittim. Yargıtay'a itirazımızı yaptık. Yargıtay da onaydı. Daha sonra 4. Hukuk Dairesi'nin başkanına gittik. Dedim ki ya bu nasıl bir şeydir? Ben burada haklıyım, ben buna hakaret etmedim. Şöyle oldu, böyle oldu. Ondan sonra o milletvekili DSP'deydi. Genç Parti diye bahsedildi. Ne dedi Genç Parti dedi. Evet dedim. Genç Parti'de. Siz de dediğim gibi tavsiye karar dilekçesi. Tavsiye karar dilekçesi zaten yazacağım ama tavsiye karar şudur. Çok olayı değiştirecek bir şey gerekir, gelişme gerekir. Ben tavsiye karar dilekçesinde aynen şunu. Evet hakaret ettim dedim. Yazdım. Her şeyi yani yapmadıklarını da yazdım. Ne oldu biliyor musun? 5-0 ben. Yani DSP'deyken farklı, Genç Parti'deyken farklı. Emin Pazarcı tercümanda yazarken farklı, Cumhuriyet'te yazarsa farklı. Böyle bir yargımız vardı bizim. Bakın bugün geldiğimiz günler aslında... Bugün farklı mı? Bugün o kadar değil. O dönem çok daha kötüydü. Şimdi deniliyor ki işte yargı şöyle böyle. Doğru, Cumhurbaşkanı'nın o dediği doğru. Yargı siyasallaşmamalı. Yargı Türk milleti adına karar vermeli. Biz ona ulaşmalıyız. Bütün mesele odur.